Kefalon Savaşı. Haçlı seferleriyle Bizans İmparatorluğu'na geçen hakimiyeti tekrar Türklere iade eden zafer. 1176'da, yani Malazgirt Zaferi'nden 100 yıl sonra 1. Manuel Komnenos komutasındaki 70 bin kişilik Bizans ve 2. Kılıç Arslan yönetimindeki 50 bin kişilik Türk ordusu bir kez daha Denizli Çivril yakınlarındaki Miryo Kefalon Ovası'nda karşı karşıya geldi. Eylül ayı gelirken 1. Manuel, Konstantinopolis'ten uzunluğu 15 kilometreyi geçen bir orduyla yürüyüşe geçti. İlk hedefi Konya'ydı. Konya'yı alarak Antakya'ya kadar uzanan hattı ele geçirmeyi hedefliyordu. Oysa 2. Kılıç Arslan'ın hedefi, kalabalık ve ağır hareket eden Bizans ordusunu Türkmen kuvvetleriyle yıpratmak ve yol üzerindeki o zaman Tribritse geçidi denen ve çıkış yerinde tahrip edilmiş Miryo Kefalon Kalesi'nin bulunduğu geçitte kıstırmaktı. 11 Eylül 1176. Bizans ordusu bu ölümcül olabilecek geçide girmek için iş sırasına göre kollara bölündü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte öncü kol zor kullanarak geçide girdi. Öncü kol ve ana kol güçleri pek az bir zayiatla geçitten geçti. Bu sırada Selçuklularsa geri çekilerek dağlara saptı. Bu iki Bizans ordusu kolu geçidin ağzından çıktıklarında artçı kol geçide henüz giriyordu. Selçukluların planı geçidin her iki yamacından aşağı inerek geçit ağızlarına saldırmak ve geçidin içinde bulunan Bizans birliklerini her iki uçtan kıstırmaktı. Önce Bizans sağ kanat koluna çok ağır bir Selçuklu hücumu geldi. Askerler birbirinden habersiz küçük parçalara bölündü ve çok ağır zayiat verdi. Türk ordusunun sonraki hedefi arabalar ve atlar oldu. Hemen ardından da geçit içindeki Bizans ordusunun diğer kollarını eritme hücumlarına başladılar. Geçidin aşağısındaki Bizans askerleri durumu görüyor fakat sıkışmış oldukları için yardım edemiyorlardı. Selçukluların önden mi arkadan mı hücum edecekleri belli değildi. Hava bozmuş ve çok kesif bir toz fırtınası geçidi kaplamıştı. Zaten panik halindeki Bizans ordusunun sol kanadının başında olan 1. Manuel son bir gayretle savunma grupları kurdu. Gruplar her tarafa yayılmış insan ve hayvan ölüleri arasından geçidin dışına çıkmayı başardı. Burada geçitten önce çıkmış olan savunma siperli ordugahla birleşti. Bütün gece süren Selçuklu atlı kuvvetleriyle yapılan hücumlara karşı Bizans İmparatoru iki karşı hücum yaptırdıysa da başarılı olamadı. Miryo Kefalos Muharebesi'nin en önemli özelliği 1071'de Malazgirt Muharebesi'nde Bizans güçleri yenilgiye uğrayınca imparatorları Roman Diyojen'i yalnız bırakıp kaçmış ve esir düşmesine neden olmuşlardı. Bu kez ise yenik Bizans birlikleri birleşip imparatorlarını birlikte korudular ve esir olmaktan korkup kaçmayı düşünen 1. Manuel'i bu kararından caydırdılar. Avrupalı tarihçiler bu zaferden sonra Anadolu'ya Türkiye demeye başlamış, Haçlı seferleriyle Bizans'a geçen üstünlük tekrar Türklere geçmiştir.